geç başladığım için sadece duygularımı, bu konuyla ilgili düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Malum dijitalleşen bir dünyadayız. Artık bir düşünceyi bulmak zorundayız. Bu dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak zorundayız. Buna ayak uydurmak için de nitelikli insan kaynağı yetiştirmek zorundayız. Geçen Dünya Ekonomik Kurumu tarafından yapılan bir çalışma sonucu önümüzdeki 4 yıl içerisinde yaklaşık 75 milyon mesleğin günceliğini yitireceği ama bunun yerine 135 milyon yeni mesleğin geleceği ki bu da teknoloji kullanabilen, dijitalleşen dünyaya ayak uydurabilen çocuklarla, nitelikli insan kaynağıyla söz sahibi olabileceğimizi gösteriyor. 3 tane endüstri devrimi biz arkadan takip ettik ama bu yeni endüstri dijital devrimi biz de ortak olabiliriz. Diğer ülkelerle birlikte biz de gerçekleştirebiliriz. Biz bölgesel ölçekte bu dijital dönüşüm sürecini daha sonraki zamanda katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi için imalat sanayinin nitelikli insan gücü yetiştirmek anlamında başlattık. Bilim İl Eğitim Müdürlüklerimiz de sağ olsun buna çok önemli yaklaştılar ve hemen bir protokol çalışması var. Arkasından da bakanlığımızın uygun görmesi durumunda şu an bakanlık onayında 10 milyon TL'lik maddi destek programımızı ilan edip 2019'da uygulamalara başlayacağız. Bizim sonuç odaklı programlar kapsamında gençlerin istihdam edilebilirliğini arttırmaya hedefliyoruz. Tabii bunlara da çocuklarımızdan, bu değişen dünyada çocuklarımızdan başlamayı uygun gördük. Tabii çocuklarımızın üreten, tasarlayan, hayal kuran, sorgulayan ve ileride inşallah çok daha güzel marka yaratacak, global çapta marka yaratacak çocuklar olmasını arzuluyoruz. Hem her zaman söyleriz, çocuklarımıza güzel bir dünya bırakalım ama aynı zamanda ileriki dünyaya güzel çocuklar, iyi yetişkin çocuklar bırakalım. Bunu da söylemek lazım, bunun için de hazırlık yapmak lazım. Ve güzel bir hafta içerisindeyiz. Dün Dünya Çocuk Hakları Günü'ydü. Cumartesi günü Öğretmenler Günü 24 Kasım. Hem çocuklarımızın haklarının Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyorum. Hem de Öğretmenler Günü'nü şimdiden Milli Eğitim Müdürleri Sayın Valilerimizin izniyle kutluyorum. İnşallah bu protokol hem bölgemiz, illerimiz ve ülkemiz için hayırlı sonuçlara doğurur ve biz bir devrimi daha arkadan takip etmek zorunda değil, önden lider olarak kapatan ülkelerden biri olursun.